Kapsiyerli ilahiyatçılara başlamadan önce bir ses verin bakalım, ses ve görüntüde problem var mıdır? Nasılsınız, iyi misiniz? Herhangi problem var mı? Sesin geliyor mu? Görüntüde problem var mı? Yerinizde rahat mısınız? Tamam, gayet ediyorsunuz. Güzel. O zaman ben diyorum ki, geçen dersimize akarsuyla diye başlamıştık. Akarsuyla ilgili kısmı kısa bir özetleyeyim. Hani geçen derste olmayan arkadaşlar varsa özet yapmış olalım. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Hazır mıyız? Başlamaya son 3 saniye. Son 2. 1. Başladık. Bakalım Türkiye'nin akan suları için nasıl ayrıntılar varmış diyoruz. Akarsuyun doğduğu yere kaynak demiştik. Ama önemli olan doğduğu yer değil, doğduğu yerdir. Denize döküldüğü yer ya da göle gidiyorsa ağız kısmını ortaya çıkarıyor. Aşağı çığır. Buraya da mesela yukarı çığır da diyoruz. Yani kaynak kısmı yukarı çığır oluyor. Denize döküldüğü yer ya da göle döküldüğü yer de aşağı çığır olarak da değerlendiriliyor. Yani sorularda karşınıza çıkarsın nereden geldi demeyin diye söylüyorum. Akarsu 12 ay boyunca bu suyu bu şekilde taşıyorsa rejim düzenli olur. Ama dünyada ekvatorda rejim düzenli varken Türkiye'de 4 mevsim düzenli yağış olmadığı için rejimler düzenli değildir. Daha düzenli rejime sahip olan bölge sizce Akdeniz mi Karadeniz mi? 4 mevsim yağış. O da daha düzenli. Debi. Bir akarsu bulun kendinize. Karşıdan karşıya bir mesafe belirleyin. Oradan bir saniyede geçen su potansiyeline debi denir. Eğim varsa, bol su varsa debi yüksek olur. Debisi yüksek akarsu Konya'da mı, Artvin'de mi arayalım? Rafting faaliyetleri içinde uygun ortamlar ortaya çıkar tabii ki diye yorum yapabiliriz aslında. Çoruh, Artvin demişken hemen aklıma geldi benim. Hatırlıyor muyuz? Doğu Karadeniz'den akan Çoruh Nehri'nin yüksekten akması mantığına bağlı olarak sizce akış hızı az mıdır, fazla mı? Akış hızı az mı, fazla mı? Fazla. Üzerine baraj yapsak ki var ki bahsedeceğim. Elektrik üretme potansiyelimiz az mı olur, fazla mı? Fazla. Peki sanayinin bir hali uzağında bizim Çoruh Nehri. O zaman sizce kirlenme olayı fazla mıdır, az mı? Sanayinin uzağında. Az, harika. O zaman devam. İki numarada Harşit. O da Doğu Karadeniz'de. Onun da akışı fazla. Onun da enerji potansiyeli fazla. Onun da kirlenme olayı az. Hatırladık mı? Yeşilırmak'ın kolu vardı Kelkit. İçeriden geliyordu. Materyalleri denizin içerisini biriktirip Samsun'da hangi deltayı ortaya çıkarıyordu? Söyleyin bakalım bana. Çarşamba. Çok güzel. Oğlan konusuna hazırlık demiştik. Peki Türkiye sınırları içerisinde doğup denize dökülen en uzun akarsu Kızılırmak içeriden geldi, makarnaları kıyıya doğru topladı, geldi, biriktirdi ve Samsun'da hangi deltayı ortaya çıkardı? Bafra! Çok iyi, harika. Peki cümle kurmaya devam. Çok ayrıntı ama hani şöyle bir soru kalıbı gelebilir dedim. Çok zor bir soru olur. Hangisi Kızılırmak'ın kolu diye sormuşsa iki tane söyleyeyim. Harika. Devrez ve Delice. Devrez ve Delice. Delice burada, Devrez burada, Delice de burada. İkisi de Kızılırmak'ın koluydu. Yüksek mi Anadolu? Evet. Akarsuların akışı fazla mı? Evet. Böyle atıyorlar mı? Evet. Üzerini taşımayıp olur mu? Olmaz. İstina var mı? Var. Bartın çayı. Üzerini taşımayılık vardı. Yatağını ikinci jörgü zamanında meydana getirmiş. Daha düzgün alanlar akıyor ve taşımacılık faaliyeti özellikle keresi taşımacılığı mantığıyla yapılıyor. Zonguldak Karabük içerisinde sanayi var. Demir çelik fabrikaları var. O zaman siz biliyorsun kirlenme olayı az mı fazla mı? Fazla. Hatta daha kirli olan bir akarsu var. Adı ne? Sakarya. Çok güzel. Sakarya 4 tane bölgeden geçiyordu. Hatırlıyor muyuz Sakarya'nın kendisi? Ege'den kaynağını alıyor. 1. İç Anadolu'yu görüyor. 2. Ondan sonra buradan Karadeniz. Sonra da neresi yapıyordu? Marmara. Hatırladık mı? Şöyle görelim isterseniz. Ege, sonra İç Anadolu, Karadeniz, Marmara buradan da denize gidiyor. 4 tane bölgeden geçerek denize gidiyorsa Sakarya ki öyle. O zaman sizce karma rejimli mi? Hatırlıyorsunuz değil mi karma rejimi? Birden fazla da bölgeden geçiyorsa o zaman ne oluyordu? Oranın ikliminden etkileniyordu. Tek bölgeden geçen akarsu oranın iklimini etkilendiği için karma rejimde olmaz. Ama birden fazla bölgeden geçerek denize ulaşan akarsu varsa o zaman karma rejimde olur. O zaman bizim Sakarya'nın kendisi karma rejimli olarak karşımıza çıkar. Söyler misiniz Bartın karma rejimli midir acaba? Hayır. Çok güzel. Bakırçay karma rejimli midir? Hayır. Karma rejimli değildir diye değerlendirebiliriz. Güzel. Peki Surluk 8 numaradaydı. Ben Anadolu'ya yüksek diyorum.
Yüksekten akan akarsular kaynağını aldıktan sonra hızlı bir şekilde akıyorlar. Karşılarına deniz çıkıyor. Sonuç, Türkiye'nin akarsuların boyları uzun mu oluyor, kısa mı? Kısa, üç tarafı denizden çevrili ve yer şekilleri, engebeyi hatırlayın lütfen. Peki, suyun, akarsuyun karşısına deniz çıkmazsa, devam ederse, o zaman ne olur? İçeriden dışarı giden 5 tane akarsu olur. Suyun karşısına deniz çıkıyorsa boyu kısa oluyor. Çıkmıyorsa burada gördüğünüz gibi içeriden dışarı giden 5 akarsu ünvanıyla karşımıza çıkıyor. Bahsedeceğim birazdan. Ama şöyle düşünün. Yüksekmiş Anadolu, akarsu etrafa gidiyormuş. Denize gidenlerin boyu kısa oluyormuş. Gitmeyenler etrafa gidiyormuş. İçeriden dışarı giden akarsu oluyormuş. O zaman Anadolu etrafına göre yüksekse dışarıdan bir akarsuyun Anadolu'ya gelmesi zor. Yükselti az da ancak gelebilir. Mesela Bulgaristan'dan doğup Yunanistan'la doğal sınırı yapıp yükseltinin az olduğu için tam buradan Ege'den denize dökülen bir akarsu. Adı ne adı? Meriç. Kolu var kolu. Adı ne? Ergene. Yüzeyde attığı için taşkın yapar mı? Yapar. Hatırlayın, taşkın yapan akarsular yüzeyde atıyorlardı ve taşıyorlardı. O zaman taşkın alanları varsa pirinç olur mu pirinç? Olur. Hatırladık mı? Hatta durmayın, devam edin. Ege bölgesinde Bakır Çayı Geniş Küçük ve Büyük Menderes de yükseltinin az olduğu yerden akıyor. Yani böyle akıyor. Yani yüzeyde akıyor. Yağışın başlamasıyla bir anda taşıyor. Taşkınlara neden alan akarsu nerede diye sorulursa nereye bakıyorduk? Doğu Anadolu mu, Marmara Ege mi? Marmara Ege. Fizik haritalarda kahverengi mi, yeşil tonların olduğu yerde akan akarsu mu taşar? Yeşil yüzeyde akıyorsa taşar. Hatırlamadığınız bir nokta var mı acaba? O zaman son olarak şunları da hatırlayın. Yeşilırmak Çarşamba'yı, Kızılırmak Bafra'yı ortaya çıkarıyordu. Meriç hangi deltayı ortaya çıkarıyordu? Meriç. Peki Bakırçağ Gediz Küçük ve Büyük Menderes akarsuları hepsi tek tek kıyıda kendi ismiyle birer delta yapıyorlar mıydı? Evet. Türkiye'de delta en fazla neredeydi delta? Bakırçağ Gediz Küçük ve Büyük Menderes akarsuların tatlılarıyla Ege'de. Harika. Bu da bizim için önemli ayrıntılardan bir tanesiydi. Geçen hafta bahsettiğimiz önemli cümleler bunlar. Hatırlanmayan bir yer var mı acaba? Geçen hafta ile ilgili sormak istediğiniz bir şey var mı? Var mı? Var mı? Burada kalmıştık, evet. O zaman 14 numara Dalaman'la devam ediyoruz. Dalaman 14 numarada. Var mı aranızda sualtı sporlarıyla ilgilenen? Sualtı. Sualtı sporlarıyla. En uzun sınırlar içerisinde kızdırmakta hocam. Daha uzundan bahsedeceğim birazdan sonra. Sualtı sporlarıyla ilgilenen var mı deyince var diyorlar. Ne yapıyorsun diyorum. Banyo yapıyorum diyenler var. Dalış falan yapan var mı aranızda? Dalış. Güzel bir şey değil mi? Evet. Şimdi bir gün bende de biraz dalış olayları var. Bir gün dalışa gittik. Bir tane çok değerli bir hocamız var. Kulakları çınlasın. Hocam dedim, sohbet ediyoruz dalış yapmadan önce. Nerede daldınız dedim. Anlatıyor işte, dedi ki Süveyş kanalına gittim, Kızıldeniz'de daldım, Barcelona'da daldım, işte Türkiye'de birçok noktada daldım vesaire. Dedim ki hocam, Türkiye'de her yerde dalabilirsin ama bir yerde dalamazsınız dedim. Nerede dedi? Dalaman dedim. Dalaman 14 numarada karşımıza çıkar. 14 numarada Dalaman'ın kendisi için Dalaman diyoruz. Önemli, değerli. Dedi ki konuşmayalım, dalalım. Dalaman'ın kendisi 14 numarada karşımıza çıkar diyoruz. Ve geldik 15 numara Eşen Çayı. Eşen. Çok eğlenceliydi. Ve 15 numara Eşen Çayı'nın kendisi de bu şekilde karşımıza çıkar dedik. Ve hemen cümleye devam ediyoruz. 16 numara Aksu. 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 17 numara Köprü. Köprü. Hemen ortak soru kalabilecek. Dalaman da Dalaman. 18 numara Manavgat olarak karşımıza çıkar. Manavgat. Şimdi burada durduk. Manavgat, Köprü, Aksu, Dalaman, Eşen için ortak soru kalabilecek de. Rafting yaptıysanız Antalya'da özellikle Köprü Çayı'nda yapmışsınızdır. Köprü Çayı'nda. Üzerinde Köprülü Kanyon Milli Parkı var ve rafting faaliyetleri de ön planda bu arada. Şimdi duyduk mu karstik araziyi, Türkiye'de karstik araziyi bir kavram duyduk mu daha önce? Karstik arazi deyince aklınıza mutlaka Akdeniz gelmesi gerekiyor. Karstik arazi için önemli cümle Akdeniz'dir. Karstik arazinin önemli özelliği suyu çok çabuk yerin altına sızdıran kayaç. Kalker vardır örneğin.
Su yerine altını çok rahat bir şekilde sızarsa ki öyle, o zaman karstik arazinin olduğu Akdeniz'de yer altı suları en fazla olur. Türkiye'de yer altı suları en fazla nerede diye sorulursa Akdeniz'de, Antalya çevresinde. Türkiye'de yer altı suları en fazla nerede diye sorulursa Akdeniz'de, Antalya çevresinde karşımıza çıkar diyoruz. Şimdi dikkat, bunu bir yere bağlayalım. Ben E harfini hatırlıyorum. İç Anadolu en fazla yağış ilkbaharda alıyor. Erzurum yaz, Karadeniz sonbahar, Marmara, Ege, Akdeniz, Güneydoğu, Anadolu kış. Akarsular da iklimden etkileniyor. Varsa yağmur, su potansiyeli artıyor. O zaman Karadeniz'deki akarsular sonbaharı su potansiyeli artırır. Kar eremelerine etkilenen varsa, hani yüksekten gelenler, ilkbaharda da su potansiyeli artır. Ama Ege Akdeniz'deki akarsular direkt yağmurdan etkileniyor. O zaman kışın su potansiyeli artıyor, yazın da azalıyor. Şimdi Ege bölgesindeki akarsularda bunu çok net görüyorum. Kışın su potansiyeli artar, yazın azalır. Akdeniz'deki akarsular için ise, yazın bakıyorum aynı, kışın bakıyorum aynı akıyor. Şunlar Manavgat, Köprü, Aksu, Dalaman, Eşen. O zaman diyorum ki bunlar başka bir şeyden mi besleniyorlar? Karstik arazinin olduğu yerde var mı yeraltı suyu? Var. O yeraltı suyuna ben karstik arazi bulunduğu için karstik kaynak diyeceğim. Böyle anlatacağım size. Varmış karstik kaynak ve Manavgat, Köprü, Aksu, Dalaman, Eşen'de o karstik kaynakla besleniyormuş. Sonuç. Karstik kaynaklarla beslendikleri için yıl içerisinde su potansiyelleri değişmez. Tekrar söylüyorum. Karstik kaynaklarla beslendikleri için yıl içerisinde su potansiyelleri değişmez. Kim? Manavgat, Köprü, Aksu, Dalaman, Eşen. Karstik kaynaklarla beslendikleri için yıl içerisinde su potansiyelleri değişmeyen akarsular. Aksu hocam, Erol hocam daha sonra anlatacağım. Bölgesine dökülen önemli akarsularımızdan bir tanesi Manavgat. Şu anda arkamızda duruyor. Antalya'dayız ve Manavgat'tayız. Manavgat'ın önemli birinci özelliği, karstik kaynaklarla beslendiği için gördüğünüz gibi su potansiyeli yaz ve kış aylarında bu şekilde akmaktadır. Yani yaz aylarında bile su potansiyeli azalmıyor. Manavgat'ın bir diğer özelliği, Bartın çayı gibi üzerinde taşımacılık yapılmasıdır. Bartın çayından bir farkı şu olabilir: Manavgat üzerinde yapılan taşımacılık turizm amaçlıdır. Manavgat ve Antalya'dayız. Bu yağmurdan etkilense kışın su potansiyeli fazla olacak, yazın daha az olacak. Ama bu sular bir de karstik kaynakla besleniyormuş. Karstik kaynak yer altı suyla beslendiği için su potansiyeli böyle sabitmiş. Ve bu arada inanılmaz soğuktur ve kireçlidir. Unutmayın, hatta Manavgat Belediye yazın bu suya girmeyi yasakladı bir ara. Çünkü hani çok sıcak Manavgat, bir balıklama atıyorsunuz, çok soğuk, şok etkisi hikayesi var. Şimdi Türkiye'de iklime bağlı rejim düzenli yok, onu söyleyeyim. Cümle şöyle başlarsa, beslenme kaynağına göre rejimi düzenli derse, karstik kaynağı ifade ediyor, Manavgat, Köprü, Aksu, Dalaman, Eşen değil. Beslenme kaynağına göre demezse, rejim düzenli yok zaten Türkiye'de. Karstik kaynaklarla beslenen akarsular, beslenme kaynağı, karstik kaynağı bağlı olarak böyle sabit bir şekilde atarlar diye yorum yapalım. Manavgat, Köprü, Aksu, Dalaman, Eşen bizim için önemli ve değerlidir. Problem yaşar mıyız? Bu arada bakın, taşımacılık için Bartın'dan bahsettik, doğru mu? Manavgat üzerinde de taşımacılık faaliyeti, bakın bu gördüğünüz alanda var. Yani belli bir alanda da olsa taşımacılık faaliyetlerini görebiliyoruz. Var mı Manavgat'a giden aranızda? Manavgat'ı gördünüz mü? Gittiyseniz tam Manavgat şehir merkezinde görmüşsünüz hocalarım. Buradan böyle aşağı doğru atan akarsu hikayesidir. Evet. O zaman devam. Manavgat'ı 19 numara Göksu'ya bağladık. Göksu 19 numara. Göksu. Söyler misiniz bana, Yeşilırmak acaba hangi deltayı ortaya çıkarıyordu içeriden topladığı materyallerle? Çarşamba, Kızılırmak, Bafra, Meriç. Meriç olası. Türkiye'den fazla delta neredeydi? Bakırçay, İlis Büyük Mühendis'in katkılarıyla. Ege ve onlara şimdi bir tane daha ekliyoruz biz. Deltalar konusunda ayrıntılı bir şekilde bir daha anlatacağım ama şimdiden görün istiyorum. Ne kadar tekrar o kadar iyidir. Göksu içeriden topladığı materyali denize doğru biriktirip Silifke'nin ovasını ortaya çıkarır. Göksu deltası Silifke ovası olarak da ifade edilir. Ve Göksu Silifke ovasını ortaya çıkarıyor burada. Karşımızda. Şimdi ben diyorum ki Göksu'nun suyu Silifke ovasını ortaya çıkardı, güzel. Burayı suladı, güzel. Buraya hayat verdi, çok güzel. Ama fazlası denize gitti.
O yüzden biz göksünün suyunu alsak, buraya bir baraj yapsak, suyu toplasak, o barajdan suyu borularla birlikte Toros Dağları içerisinden geçirsek, Konya'ya taşısak, Konya'yı sulasak, Konya'yı sulama projesi, mavi tünel ortaya çıkar mı çıkar. Artık Konya sulanıyor 2015. Artık Konya sulanıyor 2015. Göksu, Nusu'yu Konya'ya taşınıyor. Nasıl? Mavi tüneli. Mavi tünel, Göksu'nun suyunu Konya'ya taşıyan proje olarak karşımıza çıkar. Mavi tünelin kendisi. Duyduk mu? Çok ayrıntı ama projeler konusunda bir daha bahsedeceğim. Burada bir tane baraj yaptık. Adı Ermenek Barajı. Ermenek Barajı. Ermenek Barajı'nın suyunu buradan tünellerle birlikte yaptık, Konya'ya taşıdık. İlk dersi söylemiştim, evet. Bir kez daha anlatayım. Bol bol anlatmaya devam edeceğim. Bir cümle. Önemlisi benden yıl içerisinde en az 3 defa duyarsın. Bakın en az. Göksu'nun suyu Silifke'yi içeri taşınıyor, Konya'yı sula dedik. Ermenek Barajı üzerinden taşınıyormuş. Ermenek. O zaman Göksu'yu bağlayalım. Silifke yuvasını yaptık. 20 Seyhan'la devam. Seyhan, 20 numara. Ayrıntı yok, yerini görün yeterli. 21 numara Ceyhan. Seyhan ve Ceyhan'ın katkılarıyla Türkiye'nin en büyük delta ovası Çukurova, Adana'da. Türkiye'nin en büyük delta ovası Çukurova nasıl ortaya çıkıyor? Seyhan ve Ceyhan'ın katkılarıyla. Ve Çukurova'da ne içiyor? Şu anda Çukurova'da en fazla ne var? Pamuk, mısır mı mısır? Pamuk artı Urfa'da sulamayla. O yüzden mısır en fazla Çukurova diyen misin? Ama şöyle anımsayalım isterseniz. Türkiye'nin en büyük deltası Çukurova dedik de Karadeniz bölgesinde iki tane delta var. İsimlerini söyleyeyim bakalım hangileriydi. Yeşilırmak hangi delta yapıyordu mesela? Çarşamba. Kızılırmak hangi delta yapıyor? Bafra. Çok iyi. Meriç hangi delta yapar? Adı üstünde Meriç. Tarım ürünü pirinç var. Türkiye'den en fazla delta nerede en fazla delta? Ege. Diğer isimleri oğullar konusuna gelecek. En büyük delta hangisi? Çukurova. Hemen yanında kim var? Silifke. Kim ortaya çıkarmış? Göksu. Nereye sulamış? Konya'yı. Nasıl sulamış? Mavi tünelle. Burada şu ana kadar bahsettiğimiz önemli ayrıntılar ortaya çıkar. Var mı soru? Anlaşılmayan bir şey var mı? Ses verin bana. Var problem? Harika. Yüksek Anadolu. Yüksek olduğu için Anadolu'dan akan akarsuların akış hızı fazla ve etrafa gidiyor. Denizi görünce boyları kısa oluyor. Görmeyenler içeriden dışarı gidiyor. Anadolu yüksek olduğu için bunların olması normal. Ama dışarıdan içeriye bir akarsuyun gelmesi zor. O yüzden iki akarsu geliyor. Meriç hangi ülkeden geliyordu? Bulgaristan. Hangi ülkeyle doğa sınırı yapıyordu? Yunanistan. Hangi denize dökülüyordu? Ege. Benzeyen bir cümle var. Lübnan dağlarından doğdu. Suriye'den geçti. Hatay'dan Akdeniz'e döküldü. 22 numara Asi. Lübnan dağlarından doğdu Asi. Suriye'yi gördü Asi. Hatay'dan Akdeniz'e döküldü Asi. Yurt dışında doğup Türkiye'de denize dökülen akarsu Asi. Meriç. Ortak özellikleri çok. Hemen isterseniz soru kalıbı yapmaya başlayalım. Söyleyin bakalım bana. Yurt dışından Türkiye'ye gelen iki akarsu varmış. Başka yok. Hangi biri desem ne dersiniz bana? Dışarıdan içeri. Meriç, Asi. Her ikisi de doğa sınırı yapar. Meriç hangi ülkeyle doğa sınırı yapıyormuş? Meriç hangi ülkeyle doğa sınır? Yunanistan. Peki Asi hangi ülkeyle doğa sınırı yapar? Asi. Suriye. Durun. Yükseltinin az olduğu yerden akması gerekiyor ki dışarıdan içeri gelebilsin. Ve yükseltinin az olduğu yerden akan akarsu böyle akar. O zaman yüzeyli akarsa bu akarsunun taşma ihtimali az mıdır fazla mı? Fazla. Meriç de taşar, Asi de taşar. İkisi de taşkınlara neden olur. Dışarıdan içeri geldiler. 1. Doğa sınırı yaptılar. 2. Yüzeyde attılar ve taştılar. 3. Var mı taşkın alanları? Var. Var mı sulak alan? Var. Su içerisinde, taşkın alan içerisinde yetişen çok önemli tarımın adı ne? Pirinç. Türkiye'de pirinç en fazla nerede? Meriç. Meriç. Asi'de de var. Pirinç, Meriç'te de var. Asi'de de var. İkisi de ortak özellik olur. Var mı problem? Meriç ve Asi ile ilgili karşınıza çıkabilecek önemli soru kalıpları.
anlaşılmayan bir şey var mıdır? Var mı? Güzel. O zaman gönül rahatlığıyla Türkiye'nin en önemlisine gidebiliriz. 23 numara Fırat. Türkiye'nin en önemlisi 23 numara Fırat. Fırat'ın iki tane kolu var. Burada Karasu, burada da Murat. Karasu, Murat. Fırat'ın iki tane kolu. Ben diyorum ki Karasu, Murat doğudan geldi. Ve birleştiler, Fırat olarak yola devam ediyorlar. Neden Fırat Türkiye'nin en önemli akarsu? Çünkü 3 tane baraj var. Barajları oturup ezberleyin demem. Ama Türkiye'nin 3 önemli barajını unutmayın derim. Unutturmayacağım da. 1. Keban. 2. Karakaya. 3. Atatürk. Tekrar söylüyorum. 1. Keban. 2. Karakaya. 3. Atatürk. Bakalım şimdi. Şimdi Türkiye'nin en önemli akarsuyu dedik. Fırat, Karasu buradan gelmiş. Murat da buradan geliyor. Ondan sonra önemleri sıralıyoruz Ergün Hocam. Keban burada. Burada. Burada Karakaya var. Bakın Doğu Anadolu bölgesinde Keban ve Karakaya'nın kendisi ortaya çıktı buralarda. Ve bizim Keban Karakaya'dan sonra Fırat geldi. Güneyli Anadolu'da Atatürk. Türkiye'nin en fazla elektrik üreten barajı Atatürk barajının kendisi ortaya çıktı. Bir güneyli Biricik var ama önemler diye sıraladım. Hani bunları şimdiden bunları duymuş olduk. Türkiye'nin en büyük barajı, en fazla elektrik üreten barajı hangisi? Atatürk. Hangi proje kapsamında yapılmış? GAP. Hangi bölgede? Güneyli Anadolu'da. Hangi akarsu yerine? Fırat. Sebebi ne? Niye bu kadar yatırım? Bir sebebi olması gerekmiyor mu? Yüksek mi Anadolu? Yüksek. Yüksekten akan akarsu böyle akar. Yüksekten akan akarsular bu şekilde akarsa o zaman derin vadi yapar mı? Evet. Ve derin vadi yaparsa, bırakırsanız, müdahale etmezseniz böyle atıp gider mi? Evet. Sizin tarla yukarıda kalır, Fırat da aşağıda kalır. O zaman müdahale edin, önünü kesin, barajı yapın, suyu tutun, etrafı dağıtın, sonuç kap. Birazdan bahsedeceğim, çok önemli tarım alanlarını ortaya çıkaran Fırat Dicle, Güneyli Anadolu bölgesini yüzyıllar boyunca sulayamamış, sulamamış, neden? Hep derin vadi içerisine atmış. O zaman Fırat'ın suyundan yararlanmak için ortaya atılan proje GAP mantığı böyle ortaya çıkmış. Yapmışız barajları, etrafı sulayacağız diye. Ve bu kapsamda yapılan Türkiye'nin en büyük barajının adı neymiş? Neymiş? Atatürk Barajı'ymış. Suyu etrafa dağıtmak için Atatürk Barajı tamam güzel ama tek başına yeterli değil. O zaman ne yapalım? Bu suyu etrafa nasıl dağıtalım? Sulama kanallarıyla dağıtalım. Birçok sulama kanalı var ama en büyüğü geçen yıl açıldı. Fırat'ın suyunu Suruç Ovası'na taşıyan aynı isimle karşımıza çıkan Suruç sulama kanalı projesi. Türkiye'nin en büyük sulama kanalı projesi Suruç. Türkiye'nin en büyük sulama kanalı projesi Suruç. Fırat Nehri'nin suyunu Suruç Ovası'na taşıyor. Türkiye'nin en büyüğü olduğu için bunu biliyorum. Yoksa Güneyli Anadolu'da sulama kanallarından çok var. Toparlayalım. Türkiye'nin en önemli akarsuyu kim? Fırat. Üzerinde yer alan 3 değerli barajın ismini söyleyin bana. Keban, Karakaya, Atatürk. Hangisi en fazla elektrik üretiyormuş? Atatürk. Hangi proje kapsamında yapılmış? GAP. Hangi akarsuyu üzerinde? Fırat. Ve Atatürk Barajı'nın suyunu etrafa dağıtmak için yapılan Türkiye'nin en büyük sulama kanalı projesinin adı neymiş? Suruç. Kendisi de tam bu gördüğünüz alanda. Fırat için önemli cümleler kurmaya devam edeceğim ama şimdilik geçiyorum. 24'ü bir kodlayalım, tekrar geri geleceğim Fırat'a. 24 numara Dicle. Kendisi karşımızda. 24 numara Dicle. Dicle'nin iki tane kolu var. Botan çayı, zarf suyu. Yorum yapın bakalım. Dicle'nin iki tane kolu. Botan çayı, zap suyu. Sizce zap suyunda kirlenme olayı sanayi uzağında fazla mı az mı? Az. Kafirte sorusu. Kirlenme olayı az olana karşı diye sordular. Sanayinin bir hali uzağında. O zaman kirlenme olayının az olması normal bir sonuç olarak ön plana çıkar diyebiliriz. Bir önemli cümle daha. Dicle için. Meriç hangi ülkeyle doğasını yapar Meriç? Lütfen söyleyin. Çok ayrıntılı bir soru ama çok önemli bir soru kalabalığı olabilirsin. Çin, Yunanistan. Peki Asi hangi ülkeyle doğasını yapar Asi?
Suriye ve ekleyin Dicle'de Irak'ta doğasını yapar. Dicle'de Irak'ta doğasını yapar. Dicle Irak doğasını yapar. Önemli, çok önemli bir soru kalıbı olabilir. Ayrıntılar birazdan netleşecek. Dicle'de tam burada Irak'ta doğa sınırı yaptı. Irak. Tam Suriye Irak sınırında söyleyeceğim ama Irak'ta doğa sınırı yapıyor. Şimdi söyleyeyim bana. Fırat Dicle Türkiye'den kaynağını aldı. İlerliyor. Bakalım nereye gidiyor. Haritaya bağlanalım. Olayı daha net görelim. Haritanın kendisi birazdan karşımıza çıkacak. Lütfen dikkat. Ben diyorum ki Fırat Dicle Türkiye'den kaynağını aldı, yaklaşıyorum. Bakın Fırat, Kevan, Karakaya, Atatürk üzerinde burada. Ondan sonra Suriye geçti. Ondan sonra da devam etti Fırat. Dicle de burada Suriye'li Irak'ta doğasını yaptı. Ve oradan yola devam etti. Ve sonuç. Fırat ve Dicle Akarsu arasında kalan bu topraklar Mezopotamya'yı ortaya çıkardı. Mezopotamya'yı ortaya çıkaran hangi iki Akarsu'ya sorulursa Fırat Dicle. Mezopotamya burada. Dünyanın en önemli akarsuyu Nil. Victoria, yani Aykut'tur bu. Kaynağını alıyor. Buradan ilerliyor. Nil deltasını yapıyor. Dünyanın en önemli yaşam alanı. Nil deltası Mezopotamya. Mezopotamya burada. Hangi iki akarsu ortaya çıkarmış Mezopotamya'yı? Fırat Dicle. Ben diyorum ki Fırat Dicle Mezopotamya'yı yaptı mı? Yaptı. Fırat buradan geldi. Dicle buradan geldi. Suladılar, Mezopotamya oldu. Geldiler. Geldiler, bunlar birleştiler. Bir genel kültür bilgisi daha. Fırat buradan geldi, Dicle de buradan geldi. Bunlar birleşti ve Şattül Arap ismiyle birlikte birleşip yola devam etmeye başladılar. Şattül Arap, Fırat ve Dicle akarsuları Şattül Arap'ı yaptı. İlerledi. Önemli bu, Basra'ya döküldü. Basra Körfezi'ne döküldü. Söyleyeyim bana. Türkiye'den kaynağı alan Fırat Dicle nereye gidiyormuş? Basra'ya. Neyi ortaya çıkarmış? Mezopotamya. Birleşmiş ne olmuş? Şattül Arap. Şattül Arap genel kültür sorusu olur. Mezopotamya genel kültür sorusu olur. Ama Basra'ya gitmesi direkt KPSS sorusu olur. O zaman şimdi söyleyeyim bakalım. Türkiye sınırları içerisinde doğup denizde dökülen en uzuna karşı kızdırmaktı, doğru mu? Kaldırın sınırları, doğup da denize döküldüğü yer açısından değerlendirin. Türkiye'nin en büyük kim? Tabii ki Fırat. Üzerine yer alan Kevan Karakaya Atatürk Barajları'nın kendilerini unutmayalım. Atatürk Barajı Türkiye'nin en fazla elektrik üreten barajı ünvanı ile birlikte aynı zamanda karşımıza. Şu ana kadar bahsettiğim önemli cümleler adına problem var mı? Anlaşılmayan herhangi bir şey var mı acaba? Var mı? Devam. 25 numara Aras. Burada. 25 Aras. Söyler misiniz bana? Meriç hangi ülkeyle doğal sınır yapar? Yunanistan. Asya hangi ülkeyle doğal sınır? Suriye. Peki Dicle hangi ülkeyle doğal sınır? Irak. Şimdi geldik Aras'a. 25 numara Aras. Dikkat. Bu doğal sınır hikayesi sizin için çok önemli ama çok detay bir soru olabilir. O yüzden bu kadar ayrıntılı anlatıyorum. Bakalım şimdi. Aras Türkiye'den kaynağını aldı. İlerliyor Aras. Geldi Aras. Herkes görsün. Burada Ermenistan'la doğal sınır yaptı. 1. İlerledi Aras. Nahçıvan'la doğal sınır yaptı. 2. En kısa sınır bağlantısı Nahçıvan. Ve ilerledi Aras. İran'la doğal sınır yaptı. 3. Tekrar söylüyorum. Aras, Ermenistan, Nahçıvan, İran'la doğal sınır yapar. Tekrar söylüyorum. Aras, Ermenistan, Nahçıvan, İran'la doğal sınır yapar. Çok ayrıntı ama şunu da duymanı istiyorum. Bizim Aras'ın kolu var. Arpaçay. Burada. Arpaçay'ın kendisi nereden geldi önemli değil. Tüm bir yerinden geliyor. Ermenistan'la doğal sınır yapıyor ve Aras'ta birleşiyor. Yani Arpaçay'da Ermenistan'la doğal sınır yapıyor. Arpaçay'da Ermenistan'la doğal sınır yapıyormuş. Burada Aras zaten yapıyor Ermenistan'la, Nahçıvan'la, İran'la. Arpaçay'da yapıyormuş burada. O zaman toparlıyoruz. Aşağıdaki akarsuların hangileri
komşularla doğal sınır yapmaz ya da hangisi? Meriç Yunanistan'la doğal sınır yapar 1. Asi Suriye'yle doğal sınır yapar 2. Dicle Irak'la doğal sınır yapar 3. Ve Aras, Ermenistan, Nahçıvan, İran'la doğal sınır yapar ve Arpaçay'la Ermenistan'la doğal sınır yapar. Da, Çoruk sizce doğal sınır yapar mı? Çoruk yapmaz. Çok istisnai bir soru olur. Böyle bir soru gelirse KPSS tarihinin en ayrıntı sorusu olur. Arpaçay çıldırı oluşturuyor. Hayır. Çıldır Arpaçay oluşturuyor. Bakın buradan geliyor. Çıldır'dan Arpaçay o arasında devam ediyor. Tamam. Dicle Suriye'nin bir kısmı hocam ama Irak olarak değerlendiriyor Ömrü hocam. Çok küçük bir kısmı, o yüzden Irak diye çıkar karşınıza. Üçgen bölge ama genellikle Irak olarak geçer kitaplarda. O zaman tekrar söylüyorum, önemli. Bana siz söyleyin bakalım, Meriç hangi ülkeyle doğal sınır yapar? Meriç. Yunanistan, çok güzel. Asya hangi ülkeyle doğal sınır? Suriye, Dicle hangi ülkeyle doğal sınır? Irak, çok güzel. Ermenistan hangi ülkeyle doğal sınır? Daha doğrusu Aras hangi ülkeyle doğal sınır? Ülkelerle daha doğrusu. Ermenistan, Nahçıvan, İran ve Çıldır Gölü'nden çıkan, nereden geldi önemli değil. Arpaçay, Aras'la birleşmeden önce ve Ermenistan'la doğal sınır yapar. Gelirse coğrafyanın en ayrıntılı sorusu olur. KPSS tarihinin en ayrıntılı sorusu olur. Bunu da yapın. Çıtartı siz yapın. Mantığıyla anlatıyorum. Çok ayrıntı olduğunu bir kez daha söylüyorum. Direkt alan bir soru sordu. Coğrafya öğretmenlerim. 26 numara Aras. Aras'ın kendisi. 25 numara Aras, 26 numara Kura. Ne bitiriyor düzeltiyorum. Kura. Aras ve Kura'nın kendilerini isterseniz bir değerlendirelim. 26 numara Kura dedik. Bir haritaya gidelim. Bakalım Aras Kura nereye gidiyormuş? Merak ediyorum. Bakalım nereye gidiyormuş? Bakalım şimdi Aras Kura'ya. Aras'ın kendisi Ermenistan, Nahçıvan, İran'ın doğal sınırı yaptı. Buradan devam Hazar'a gider. Ve Kura da buradan Hazar'a gider. O zaman Aras Kura nereye gidiyormuş? Hazar'a. Söyler misiniz bana Hazar denilen yerin okyanusla bağlantısı var mı? Büyük bir su birikintisinin okyanusla bağlantısı varsa denizdir. Karadeniz dördüncü zaman da deniz oldu. Marmara Ege Denizi'nden sonra, İstanbul Çanakkale'den sonra. Ama Hazar denilen yerin okyanusla bağlantısı yok. Hazar denilen yerin okyanusla bağlantısı olmadığı için Hazar bizim için göl. Niye deniz diyorlar? Çok büyük bir alan. Göl, dünyanın en büyük gölü. Dünyanın en uzun akarsuyunu öğrendim değil. Genel kültür. Dünyanın en büyük gölünü de öğrendim. Hazar. Ve Aras Kura Hazar'a gidiyor. Aras Kura nereye gidiyor? Hazar'a gidiyor. Genellikle bizim için önemli, değerli bir genellik olur. Anlaşılmayan bir şey var mı? Şu ana kadar bahsettiğim cümlelerle ilgili problem var mı? Ses verin bana. Var problem. O zaman söyleyeyim bakalım. Yüksek mi Anadolu? Yüksekten akan akarsuların akış hızları az mıdır, fazla mı? Yüksekse ve karşılarına deniz çıkıyorsa bu akarsuların boyları uzun mu olur, kısa mı? Gördüğünüz gibi. Kısa. Deniz çıkmıyorsa, devam ediyorlarsa o zaman içeriden dışarı gidiyorlar. Söyleyeyim bana. Gürcistan'dan Karadeniz'e kim gider? Çoruk. Hazar'a giden iki akarsu. Aras, Kura. Basra'ya gidenler. Fırat, Dicle. Mezopotamya ortaya çıkaran iki akarsu hangisi? Fırat Dicle, Şatlı ve Rab'ı yapan iki akarsu hangisi? Şatlı ve Rab. Fırat Dicle, Çaban, Karakaya, Atatürk hangisinin üzerinde? Atatürk, Türkiye'den fazla elektrik üreten barajın adı ne? Üzerinde bulunan Türkiye'nin en büyük sulama kanalı projesinin adı ne?
Sulu, çok güzel. Dışarıdan içeri gelen iki akar söyleyin bana. Dışarıdan içeri gelsin. Meyçafi, taşkın yapanlar Doğan Gölü mü Marmara'ya gidiyor mi? Marmara'ya gidiyor. Kastik kaynaklarla beslenenler Karadeniz'de mi Akdeniz'de mi? Yüksek mi Anadolu? Evet. Akarsuların akışı fazla mı? Evet. Buradan kaynağını aldı. İlerledi. Denize gitti. Yüksek Anadolu. Bol aşındırmayla birlikte denize gitti. Yükselti fazla. Akarsu aşındırmaya devam eder. Yükselti azalırsa akarsu denge içerisinde akar. Bir gün tamamen yükselti biterse akarsu denge profiline ulaşır. Sizce Türkiye'nin akarsuları denge profiline ulaşmışlar mı? Sebebi Anadolu genç. Sebebi Anadolu yüksek. Sebebi Anadolu gördüğün zaman yükselmiş ekolojinin hareket mantığıyla sayın. Bu yüzden üzerlerinde taşımacılık yapılamaz. Fırat Dicle, düzeltiyorum. Bizim için Bartın ya da Manavgat'ın kendisi nasıl hikayesi ortaya çıkarır diyelim. Deniz kısmından, Ant kısmından 15-20 kilometrelik içeriye kadar alanda taşımacılık ancak orada olabilir mantığı vardır. Tam kaynak kısmına kadar yapılan taşımacılık yok. Bartın'da keresi taşımacılığı var. Manavgat'ta da turizm taşımacılığı ön plana çıkar diyelim. Var problem. Türkiye'nin akarsu üzerinde taşımacılık yapılamaz çünkü denge profiline ulaşmamışlar. Hikaye bu. Yüksek Anadolu akarsularda ilerliyor. Örneğin Yeşilırmak kolu Kelkit aldı. Kızılırmak kolu Devrez'de Delice'yi aldı. Geldi denize döküldü. Bir akarsu tüm kollarıyla birlikte suyunu topladı alan havzasını denize ulaştırırsa, suyunu denize ulaştırırsa açık havz olur. Bir akarsu denize kadar giderse açık havz olur. Gidemezse ne olur? Kapalı havz olur. Türkiye'de açık havza bol. Kapalı havza az. O zaman kapalı havzalar sorulur. Koklayalım bakalım kapalı havzalar hangileriymiş? Bir numara. Koklayın soru talebi geliyor, bağlıyoruz bu akşama. Van Gölü çevresi kapalı havzası. İki numara, Tuz Gölü çevresi kapalı havzası. Üç numara, Göller Yöresi çevresi kapalı havzası. Tekrar söylüyorum, bir numara, Van Gölü, iki Tuz Gölü, üç Göller Yöresi. Nerede kapalı havza? İçeride. Ben nerede diye soracaklarını zannetmiyorum. Ama bunlar neden kapalı havza diye sorulabilir. Yani niye denize gidemiyorlar? Niye kapalı havzalar sebeplerini? Söyleyin bakalım bana, Türkiye'nin dağları kuzey güney yönü mü uzanır, doğu batı yönü mü? Nasıl uzanır? Burada Kuzey Anadolu dağları var. Burada da Toros dağları var. O zaman bu sular dağları geçip denize gidemez. O zaman bunlar neden kapalı ağzı diye sorulursa bir yer şekilleri. Dağlar doğu batı yönü uzandığı için bu sular denize gidemiyorlar. O zaman bunlar kapalı ağzı oluyor. Sebebi dağlar. Ben şunu biliyorum ama, Fırat diye bir akarsu var, dağ falan dinlemiyor. Çok güçlüyse akıp geçer, vadi yapar geçer. Ama o kadar güçlü değiller. Çünkü içerisi karasal, içeride yağış az, içeride su potansiyeli az. O zaman bu akarsuların denize gidecek gücü yok. O zaman yer şekillerinin yanına bir şey daha ekleyelim bunların kapalı havza olmasını sağlayan. İklim, karasallık, yağış ağzında diyebilirsiniz. İklimden dolayı, karasallıktan dolayı, yağış azlığından dolayı suların denize gidecek gücü yok. Sonuç, bunlar neden kapalı havza diye sorulursa, iki cevap. Bir, yer şekli, iki, iklim. Bunları kapalı havza yapan bir, yer şekilleri, iki, iklim diyeceksiniz. Yani yağışın az olması olayı. Problem işar mıyız? Söylediğim cümleleri kanıtlayın. Bana Türkiye'nin en az yağış alan bölgesini siz söyleyin. En az yağış alan yer neresi Türkiye'de? Tuz Gölü şehri. Harika. Etrafınızda dağlar var mı? Var. O zaman sonuç. Türkiye'nin en büyük kapalı havzası Tuz Gölü çevresi kapalı havzasıdır. Türkiye'nin en büyük kapalı havzası Tuz Gölü çevresi kapalı havzası diyorum ben. Neden? Dağlar var, yer şekilleri ve yağış az. Bu yüzden Türkiye'nin en büyük kapalı havzası. Dikkat! Tuz Gölü'ne Türkiye'nin en büyük gölü demiyorum, karıştırmayın. Türkiye'nin en büyük gölü Van Gölü. Ben Tuz Gölü'nün etrafındaki alanın kapalı ağız olduğunu söylüyorum. Ve Türkiye'nin en büyük olduğunu söylüyorum. Türkiye'nin en büyük kapalı ağzısı Tuz Gölü çevresi kapalı ağzısıdır. Neden? Yağış az. Yer şekilleri etkendir.
Çok ayrıntılı bir soru olursa diye bahsettiğim bir soru kalır daha. Popüler bir soruyla bitirelim isterseniz. Söyler misiniz bana Aras Kura'yı görüyor musunuz? Aras Kura nereye gider sizce Aras Kura? Hazar'a mı Basra'ya mı? Hazar denilen yerin Okyanus'la bağlantısı var mı söyleyin bana. Hazar denilen yer deniz mi göl mü söyleyin bana. Göl, o zaman bizim Aras Kura göle gidiyor, denize gitmiyor. Aras Kura kapalı mı açık mı? Kapalı ağza olarak karşımıza çıkar Aras Kura. Aras Kura kapalı ağzıdır. Problem var mı? Anlaşılmayan bir şey var mı acaba? Şu ana kadar anlattığım cümlelerle ilgili problem yaşayan var mı? Sorusu olan var mı? Varsa sorun. Varsa lütfen sorun, yoksa tekrar başlıyoruz. Varsa sorun, yoksa tekrar başlıyoruz. Var mıdır? Var mıdır? Maşallah diyelim hocam. O zaman söyleyin bana. Hediye hocam bir şey yazıyorsun ama sorun var hocam. Hemen tıkla yoksa geçeceğim. Cümle yarım olsun. Yarısını bekleriz en azından. Yazmadım. Vazgeçtim. Peki. O zaman cümleler devam etsin. Söyleyin bakalım bana. Anadolu'nun kendisi yüksek. Yüksekten akan akarsuların akış hızı az mıdır fazla mı? Fazla. O zaman bu akarsular yüksekten akıyor, hızlı akıyor, etrafında deniz var, yer şekilleri ve denizden dolayı boyları uzun mu, kısa mı? Kısa. Denizi görmeyenler içeriden dışarı giden akarsu oluyor. 5 tane var, 5 içeriden dışarı giden, 5 de burada. Tesadüf değil, çünkü karşılarında deniz çıkmıyor. Gürcistan'dan Karadeniz'e kim girer söyleyeyim bana. Kim? Soru. Hazar'a giden 2 akarsu söyleyin, Hazar'a. Aras Kura açık mı kapalı mı? Kapalı. Basra'ya giden 2 akarsu söyleyeyim Basra. Fırat diyeceğim. Mezopotamya'yı yapan 2 akarsu söyleyeyim Mezopotamya. Şatdülerab'ı yapan 2 akarsu söyleyeyim Şatdülerab. Yine Fırat diyeceğim. Keman, Karakaya, Atatürk hangisinin üzerinde? Türkiye'nin en fazla elektrik üreten barajının adı ne? Hangi bölgede? Güneyde Anadolu hangi proje kapsamında yapılmış? GAP hangi akarsu üzerinde? Fırat üzerinde yer alan Türkiye'nin en büyük sulama kanalı projesinin adı ne? Suruç. Harikasınız. Dışarıdan içeri gelen 2 akarsu söyleyin. Meriç Asi taşkın yapar mı? Evet. Doğal sınır yapar mı? Evet. Söyleyin bana Meriç hangi ülkeyle doğal sınır? Asi hangi ülkeyle doğal sınır? Peki Dicle hangi ülkeyle doğal sınır? Güzel. Aras hangi ülkelerle doğal sınır? Ermenistan, Nahçıvan, İran. Arpaçay'da Ermenistan'ı doğal sınır yapar. Karstik kaynaklarla beslenen akarsuları nereden anımsayalım? Karadeniz'de mi, Akdeniz'de mi? Taşkın yapan akarsuları nereye bakalım? Doğu Anadolu mu, Marmara'ya yemi? Fiziki haritalarda kahverengi mi, yeşil mi? Yeşil tonların olduğu yerde akan akarsular taşkın yapar. Ve önemli cümleler haftaya anlatacağımız derslerin bir temeli Yeşilırmak hangi deltayı yapmış? Biriktirmiş. Çarşamba, Kızılırmak, Basra, Meriç, Meriç Ovası. Türkiye'den fazla delta nerede? Ege, en büyük delta hangisi? Çukurova, hemen yanında kim var? Silifke'yi ortaya çıkaran akarsuyun adı ne? Göksu. Nereye suluyor Göksu? Konya. Nasıl suluyor Göksu? Mavi Tünel. Yüksek mi Anadolu'nun kendisi? Yüksekten akan akarsular denge profiline ulaşmışlar mı? Üzerine taşımacılık yapılabilir mi? Bu durum Anadolu'nun yaşlı mı, genç mi? Genç olduğunun göstergesi olur. Sadece akarsuları değil. Ovalar konusunu öğrendiniz. Ekonomik coğrafyanın temellerini bir dağlar konusunu atmaya başladık. Akarsuları da atmaya devam ettik. Haftaya plato, ondan sonra ova, ondan sonra göllerle birlikte atmaya devam edeceğiz. Yer şekillerini bitirdiğim zaman coğrafyayı bitiririm ben. Çünkü bağlantılı bir şekilde öğreneceksiniz. Öğrenmeye de devam ediyorsunuz. Var mı problem? Anlaşılmayan bir şey var mıdır acaba? Var mı ses verin bana?
Var mı soru? Yok. Harika. Adamsınız. Çok güzel. Ben teşekkür ederim. Sizin de emeğinize sağlık diyeyim. Salı günü saat 11.30'da Olay TV'deyim. İzlemek isteyenler, KPSS hakkında bir güzel program olacak. Olay TV'de arkadaşlar. Oradan size selam göndereceğim. Buradan Amerika'daki amcamın oğlu. Salı günü saat 11.30 arkadaşlar. Öğlen. 11.30'da eğer işiniz yoksa, dinleme şansınız olursa Olay TV'de canlı yayında bu tekrarın benzerini yapacağız. Evet, akarsuların kendisi. Kırtasiyelerde vardır hediye hocam. Oradan alabilirsiniz. Ofis mal kırtasiyecilerde vardır. Aynen, kırtasiyede yani. Facebook'tan hatırlatırım. Tamam. Espri yapacağım. Evet. Kanal Rütük tarafından kapanmasın diye. Dalaman da dalaman. Emre hocam, senin için menemen espriyesini yapacağım. Adam adama. Evet. Videolar. Olabilir. Bakalım, bir yarım saatlik bir sohbet olacak. KPSS hakkında söyleşi yapacağız. Yaptığımız işlerden bahsedeceğiz. Seyircilik videosunu açmayacağımı emin olabilirsiniz. Daha güncel çay videolarımız var. Onlardan bahsedeceğiz. İnsanları ekrandan soğutmayalım. Evet, şarkı, bestelenen şarkımız var. Ama hani KPSS hakkında bahsedeceğimiz için onu oradan yayınlamak olmaz ama böyle farklı yerlerden, Avrupa'dan çekimlerim var benim. Dünya coğrafyası için onlardan birkaç tane bahsederiz. Bursa Spor atkısıyla çıkmayı düşünüyorum ben. Aynen Olay TV'ye. İstek gönderirsiniz, o zaman program anında düştünüz, olabilir. Şarkıyı mı? Tamam, şarkıyı size yayınlayacağım ama biraz zamanı var. Konuları bitirelim, dönem sonunda göstereceğim ki konu tekrar olsun diye. Aynen. Sormak istediğiniz bir şey var mıdır acaba desem? O zaman yapmanız gereken tek şey, haftaya kadar kendinize iyi bakın. Haftaya burada olun. Türkiye'nin platoları ve bunlarla ilgili bağlantılı ekonomik coğrafya konu başlıklarıyla devam ediyoruz. Coğrafyanın önemli kısımları bitmeye başladı aslında. Yer şekillerini bitirdiğiniz zaman coğrafya tamamen bitecek. Ondan sonra nüfus tarımı, hayvancılık, maden sanayi anlatmış olarak ilerleyeceğim. Tekrar süreci olacak. Ama bir daha söylüyorum. Ocak ayı geldi. Benim netlerimin artması gerekiyor. Böyle birazcık daha netlerim artsın, ben ilerleyeyim diyorsanız 2015 videolarını izleyebilirsiniz. O zaman gönül rahatlığıyla birlikte burada beraber son güncellemeler, tekrarlarla rahat rahat devam ederiz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Tamam mı? Güzel akşamlar, iyi akşamlar, iyi dersler diliyorum. Herkes kendine çok iyi baksın. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi akşamlar.